Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere Arduino kullanarak direksiyon nasıl yapılır bunu göstereceğim. Kullanacak olduğumuz malzemeler bir tane Arduino Leonardo, bir tane 10K'lık potansiyometre, 3 tane de kablo ve 3 boyutlu yazıcıdan almış olduğumuz parçalar. Aslında bu videoda yapacak olduğumuz işlem çok basit. Arduino'ya potansiyometreyi bağlayıp Arduino'ya yazılım atmak ve ardından bu parçaları 3 boyutlu yazıcıdan almış olduğumuz parçalara monte etmek. Aşağıda vermiş olduğum linkte ihtiyacınız olan bütün STL dosyalarına ulaşabilirsiniz. Evet arkadaşlar, şimdi gerekli kablo bağlantılarını vesaire diğer işleri yapıp direksiyonumuzu kullanmaya başlayalım. Evet arkadaşlar, direksiyonu potansiyometre ile 900 derece kullanmamızı sağlayan parçalar bunlar. Burada dişli sistem var. Burada da potansiyometreyi ve dişliyi koyacağımız bölüm var. Şimdi buna potansiyometreyi takıp gerekli ayarlarını yapayım. Evet, potansiyometreyi taktım. Buradaki somunu sıkmadan önce bu dişliyi en sona getiriyoruz. Potansiyometreyi de bu dişlinin yönünün tersi olacak şekilde. Yani bunu sağa doğru sona yasladıysak bunu potansiyometreyi de sola doğru en sonuna getiriyoruz. Ardından potansiyometreyi çıkıntısına denk getirip yerine ittiriyoruz. Şimdi buradaki somunu sıkıp bunu direksiyona sabitleyeceğiz. Buradaki rulmanı ister kullanırsınız, ister kullanmazsınız, sistem yine çalışır ama eğer rulmanı kullanmazsanız sistemin bütün yükü, yani dişlilerin bütün yükü potansiyometrenin ucuna binmiş olacak. Eğer bunu fazla zorlarsanız potansiyometreye veya buradaki parçaya zarar verebilirsiniz. O yüzden rulman kullanırsanız daha iyi olur. Şimdi bu parçayı buraya sabitlemek için buralara delik açacağım. Ardından lehimini, kablo bağlantılarını yapıp yazılım kısmına geçeceğim. Buradaki iki deliği saplamadan 7,5 santim uzakta yaparsanız daha iyi olur. Evet arkadaşlar, şimdi aşağıda vermiş olduğum linkten MMJoy programını indiriyoruz. İndirirken dikkat etmemiz gereken bir şey var. Dosya indirdiğimiz klasörün isminde Türkçe karakter bulunmamalı. Çünkü programı Arduino'ya yüklemeye çalıştığımızda sıkıntı oluyor. Yani programı Türkçe karakter bulunmayan bir dosyaya yükleyin. Ardından göstermiş olduğum dosyayı dışarı aktarıyoruz. Ardından bu dosyaya girip MMJoy Setup çalıştırıyoruz. Program ilk açıldığında Rusça açılıyor. Bunu yukarıdan İngilizce'ye çevirebilirsiniz. Ardından Firmware kısmına giriyoruz. Burada gösterdiğim Atmega32U4 yazan dosyayı seçiyoruz. Buradan da Atmega32U4'ü seçiyoruz. Buradan Arduino'yu seçiyoruz. Şimdi Arduino'nun hangi komda olduğunu görmek için Başlat kısmından Aygıt yöneticisini açıyoruz. Arduino'nun üzerindeki tuşa iki kere tıklıyoruz ve Arduino'muz
Bootloader moduna geçiyor ve sizde hangi komda gözüküyorsa onu buradaki yere yazıyoruz. Bende Common 1 olarak gözüküyor. Sizde değişebilir. Arduino Bootloader modunda kısa bir süre kaldığı için biz hangi komda olduğunu yazana kadar Arduino Bootloader modundan çıkacaktır. Tekrardan Arduino üzerindeki tuşa iki kere tıklayıp Arduino'muzu Bootloader moduna geçirip buradan Upload Firmware kısmına tıklıyoruz ve program gerekli yazılımı Arduino'ya yüklüyor. Ardından Joystick Access kısmına giriyoruz ve yukarıdan Arduino'muzu seçiyoruz ve buradaki kısımları benim gösterdiğim gibi yapıyoruz. Buradan da direksiyon setimizin ismini değiştirebiliriz. Yani direksiyonu oyuna bağladığımızda ismi bu şekilde gözükecek. Ardından bu tuşa tıklıyoruz. Ve artık Arduino'muzun içinde program yüklü. Buradan da isterseniz potansiyometreyi kontrol edebilirsiniz. Evet arkadaşlar, daha önce bildiğiniz gibi bu direksiyonu mouse ile yapmaya çalışmıştım. Mouse kullandığımız zaman bazen mouse'un ayarı kayabiliyordu. Bu da oyun deneyimini azaltıyordu. Arduino kullanarak yaptığımız direksiyonda daha hassas bir şekilde herhangi bir sıkıntı olmadan direksiyonu kaç derece çevirirsek oyunda da direksiyon o kadar dönüyor. Arduino ile mouse'u kıyaslamak çok da doğru olmaz. Çünkü Arduino ile yapabileceklerimiz daha fazla. Mesela direksiyona force feedback ekleyebiliriz. Bu sayede oyun deneyimimiz bayağı bir üst seviyeye çıkıyor. Gördüğünüz gibi direksiyonu kaç derece çevirirsem oyunda da direksiyon o kadar dönüyor. Bu sisteme pedalları, vitesi, force feedback'i eklediğimde tam anlamıyla oyunun içindeymişiz gibi, gerçekten bir araba sürüyormuşuz gibi olacak. Diğer parçaların bir kısmını bitirdim. Yakında videoları gelir. Videoları kaçırmamak için kanala abone olabilirsiniz. Bu sistemi sadece ETS2'de değil, diğer araba oyunlarında da oynayabilirsiniz. Bende ETS2 yüklü olduğu için ETS2'de oynuyorum. Yani diğer oyunlarda da sorunsuz bir şekilde kullanabilirsiniz.
Evet arkadaşlar, Arduino ile direksiyon yapımı bu şekildeydi. Gayet basit. Sadece birkaç bağlantı yapıyoruz ve Arduino'ya yazılımını atıp direksiyonumuzu kullanmaya başlayabiliyoruz. Dediğim gibi diğer parçaların bir kısmını bitirdim. Mesela vites tam anlamıyla bitti. Sadece videosunu çekmeyi bekliyorum. Bu vites internette hazır olarak bulunan vites değil. Bunu kendim özel olarak tasarladım, yaptım. Videosu geldiğinde izleyebilirsiniz. Pedalı tam olarak bitirmedim. Birçok eksiği var. Onu da tamamlayıp yakında videosunu çekip kanala yüklerim. Evet arkadaşlar, bu video bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.